Merhabalar değerli meslektaşlarım, değerli izleyenler. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nce hazırlanan bir eğitimimizde tek birlikteyiz. Ben Avukat Şadan Tutumlu, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesiyim. Bugün yine çok önemli bir konuğumuz ve önemli bir anlatımımız var. Yargıtay 19. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Ramazan Özkebir konuğumuz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir Ramazan günü ve bir hafta sonu bizi kırmadınız, geldiniz. Değerli başkanım, bugün bize ceza muhakemesi hukukunda kanun yolları başlıklı sunumunu anlatacak. Nelerden bahsedecek? İtiraz, istinaf, temiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı, kanun yararına bozma. Afişlerimizde yer almadı ama yargılanmanın yenilenmesinde başkanım özellikle anlatmak istedi. Çünkü itirazla ilgili, kanun yollarıyla ilgili silsile bitsin istedi. Değerli izleyenler ve değerli meslektaşlarım, soru cevap kısmımız olmayacak. Çünkü değerli başkanımla eğitime girmeden önce de konuştuğumuz gibi anlatılacak konular Yargıtay uygulamaları çerçevesinde anlatacağı için değerli başkanım usul anlatacak. Usulle de ilgili soru cevap kısmına ihtiyaç olmadığı konusunda bir karar aldık. O yüzden soru cevap kısmımız olmayacak. Bu konuda anlayışınızı bekliyoruz. Değerli başkanım 30 yıldır, değil mi başkanım? 30 evet, yıldır Yargıtay'da. 30 yılda yakın bir süre. Her aşamasında, her yerinde bulunmuş bir önemli bir hukuk kişisidir. Ondan Yargıtay uygulamaları ışığında kanun yollarını dinlemek ve öğrenmek çok keyifli olacak. Değerli başkanım, sözü size bırakmak istiyorum. Sizi hevesle ve heyecanla dinliyoruz. Çok teşekkür ederim Şadan Hanım. Öncelikle tüm izleyenlere iyi günler diliyorum. Ceza muhakemesi kanunumuzda kanun yolları, olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları olarak ikiye ayrılmakta. Olağan kanun yolları itiraz, istinaf, temyiz. Olağanüstü kanun yolları ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi, bir de ceza muhakemesi kanununun 308. maddesine sonradan ilave edilen Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunundaki kanun yolu düzenlemeleri hemen hemen 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanunundaki düzenlemelerle paralel. Sadece 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının tasihi karar, yani karar düzeltme yetkisi vardı. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına karar düzeltme ile ayrıca bir düzenleme yapılmadı. Sadece 5320 sayılı ceza muhakemesi kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanunda Yargıtay ceza dairelerinin yazıma ilişkin hatalarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazım hatalarını düzeltme konusunda başvurma olanağı sağlandı. Kanun yolları bir yerde denetim muhakemesi. Kanun yollarının kabul edilmesinin amacı mahkemelerinde sonuçta hata yapma ihtimalleri her zaman olabileceği, bu nedenle de mahkemelerce verilen kararların bir üst merci tarafından tekrar gözden geçirilmesi ve hataların giderilmesi amacıyla getirilen bir sistemdir. Uygulamada birinci kanun yolu olan itirazla ilgili açıklama yapmak istiyorum. İtiraz hususu 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 267 ve devamı maddelerinde yer almakta. 267. maddeye göre hakim kararlar ile kanun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Maddedeki düzenlemeye göre tüm hakim kararlarına karşı itiraz olanağı var. Mahkeme kararlarına karşı ise ancak kanunda itiraz edilebileceği konusunda özel bir düzenleme
varsa itiraz etme mümkün. Genelde ağırlıklı olarak itiraz edilen konular sulh ceza hakimliklerince verilen işte tutuklama, adli kontrol, mahkemelerce verilen tutukluluğun devamı gibi soruşturma evresindeki koruma tedbirlerine ilişkindir. Yargılama aşamasında davanın devamı sırasındaki itiraz konuları da özellikle tutuklamanın ya da adli kontrolün devamı şeklindeki kararlara yönelik olmaktadır. Burada özellikle uygulamada yoğun bir şekilde karşılaşıldığı için tutuklamaya ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yönelik itiraz konusunda biraz daha ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de bence tutuklamaya alternatif olarak getirilen adli kontrol koruma tedbiridir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesindeki düzenlemeye göre tutuklama kararının verilmesi gereken hallerde, daha doğrusu tutuklama şartları mevcut olduğu halde tutuklamanın getireceği ağır sonuçları bertaraf etmek amacıyla adli kontrol kararı verilme imkanı var. Daha doğrusu adli kontrol kararı verilebilmesi için de tutuklama şartlarının kanunda sayılı, 100. maddede sayılı koşulların mevcut olması gerekir. Fakat uygulamada bazı mahkemelerce tutuklama sanki adli kontrol sanki tutuklamanın bir alternatif tedbiri değil de tahliye edildikten sonra uygulanması gereken yeni bir koruma tedbiri gibi değerlendirilmekte. Örneğin sanığın, daha doğrusu şüphelinin tahliyesine karar verildikten sonra adli kontrol koruma tedbiri de getirilmekte. Halbuki adli kontrol kesinlikle bir şartla tahliye müessesesi değildir. Yani tahliye kararından sonra mutlaka adli kontrol kararı da verilmesi kanunen asla zorunlu değildir. Adli kontrol tutuklamaya alternatif bir koruma tedbiridir. Tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla kanun koyucu tarafından getirilen yeni bir tedbirdir. Bu nedenle özellikle tutuklama ve adli kontrol kararına yapılan itirazlarda bu hususun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir şey var, algı var. Evet, yani genelde avukatlarda da var. Evet, başkanım. Yani eğer tahliye kararı verilirken adli kontrol şartıyla o zaman adli kontrol tutuklama kararı yerine getirilen bir koruma tedbiri gibi değil de ya tutuklamadan sonra bir sanki cezaevinden şartla salıverilme gibi bir sonuç doğuruyor. Halbuki burada iki ayrı hukuki yapı değil mi? İki ayrı yeri alternatif çünkü. Tabii, yani tabii. Tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla hakime tanınan çok geniş bir yetki. Yani hakimin ve itiraz aşamasında da itirazı inceleyen merciğin bu değerlendirmeyi, yani tutuklama adli kontrolün tutuklamaya bir alternatif tedbir olduğunu, tahliye halinde uygulanması gereken bir şartla tahliye müessesesi olmadığını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bir tedbir olduğunu bilmek lazım. Evet, çok gerekiyor. Evet. Bir de ikinci en fazla karşılaşılan ve bu konuda iki Yargıtay'ın da farklı kararı var. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yapılan itirazda itiraz merciğinin incelemedeki yetkisi. Yani itiraz merciği hangi hususa inceleme yapacak? Şimdi hükmün açıklanmasının geri bırakılması da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231. maddesi ile getirilen yeni bir sistem, yeni bir müessese. Bu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında Yargıtay'da
Bu konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun gündemine geldi ve değerlendirme yapıldı. O zamanki karara göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz halinde itiraz merciinin 231. maddedeki objektif koşullarla sınırlı bir şekilde inceleme yapması gerektiği şeklinde karar verildi. Açıkçası hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için kanunda, maddede aranılan şartlar var mı yok mu? Bununla ilgili değerlendirme itiraz merci yapmalıdır dendi. Fakat daha sonraki bir kararda itiraz merciinin bu konuda daha geniş bir değerlendirme yapabileceği, sadece 231. maddedeki şartlar yönünden değil, sanki bir temiz merci gibi işte suçun işlenip işlenmediği vasfı konusunda da inceleme yapabileceği şeklinde bir karar verildi. Benim kişisel görüşüm 2008 yılında verilen kararın daha isabetli olduğu yönünde. Şu nedenle itiraz merciinin verdiği karar kesin. Yani bir mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilmesi halinde itiraz merciinin verdiği karara ilk kararı veren mahkemenin direnme hakkı yok. Uymak zorunda. Halbuki Yargıtay Ceza Dairesi'nden verilen bir bozma kararına karşı yerel mahkemenin uyma zorunluluğu yok. Direnme kararı da verebilir. Eğer itiraz merciinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yapılan itirazı esastan suçun unsurları itibariyle oluşup oluşmadığı ya da suç vasfı yönünden de incelemeye yetkili olduğu sonucuna varılırsa, o zaman itiraz merciği Yargıtay Ceza Dairesi'nden daha geniş bir yetki kullanmış olacak. Çünkü karar kesin, itiraz yerel mahkeme itiraz merciinin belirlediği şekilde karar vermek zorunda. Ben hükmün açıklanmasının geri bırakılmasındaki maddi suçun subutuna ilişkin ve vasfına ilişkin değerlendirmenin hükmün açıklanmasından sonraki kanun yolu tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani 2008 yılındaki Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararının bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun içeriğiyle uyumlu olduğu kanısındayım. Şimdi itiraz usulü ve inceleme mercileri o Ceza Muhakemesi Kanunu 268. maddesinde düzenlenmiş. Bu düzenlemeye göre hakim veya mahkeme kararlarına karşı itiraz kanunun ayrıca hüküm koymadığı hallerde 35. maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren merciye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hakim onaylar, 263. madde hükmü saklıdır. Karara itiraz edilen hakim veya mahkeme itirazı yerinde görürse kararını düzeltir, yerinde görmezse en çok 3 gün içinde itirazı incelemeye yetkili merciye gönderir. İkinci fıkra, 268. maddenin ikinci fıkrası, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda karşılığı bulunmayan bir madde ve bence yerinde ve isabetli bir madde. Yani burada hakim eğer verdiği kararı düzeltme ihtiyacı duyarsa kararını itiraz üzerine düzelsin. Eğer düzeltmezse itiraz merciyi incelesin şeklinde. Fakat uygulamada genelde itirazı yerinde görüp de düzelten karar sayısının çok fazla olmadığını biliyorum. Bir de özellikle burada şu hususu da önemli dile getirmek isterim. Aslında itiraz kanun yolu da temiz, istinaf temiz kanun yolu kadar bence önemli bir kanun yolu ve sanık veya da şüpheliler yönünden güvence olan bir kanun yolu. Yani bu nedenle itirazı inceleyen mercilerin de aynı istinaf ve temizde olduğu gibi verilen kararın usule, yasaya uygun olup olmadığı konusunda çok ciddi ve hassas bir değerlendirme yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet başkanım. Evet.
Ama biz itirazlardan istediğimiz sonuçları hiç elde edemiyoruz değerli başkanım. O karar nasıl çıkıyorsa öyle devam ediyor. İşte ben düşüncemi açıkladım. Takdir uygulayıcılara. Evet. Şimdi üçüncü fıkrada itirazı incelemeye yetkili merciler gösterilmiş. Sulh ceza hakimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi o yerde birden fazla sulh ceza hakimliğinin bulunması halinde numara olarak kendisini izleyen hakimliğe, son numaralı hakimlik için bir numaralı hakimliğe, ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hakimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hakimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine aittir. Buradaki düzenlemeye karşı da benim düşüncem, şimdi itiraz, daha doğrusu kanun yolları aslında denetim muhakemesi, yani bir üst merci, mahkeme tarafından verilen itiraza tabi kararın denetlenmesi, 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununda itirazı incelemeye genelde üst mahkemeler yetkiliydi. Mesela sulh ceza hakimliğinin kararlarına karşı asliye ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesinin kararına karşı ağır ceza mahkemesi. Fakat 2014 yılında yapılan değişiklikle maddedeki düzenleme bu şekle getirildi. Evet, koruma tedbirlerinin uygulama alanının genişliği, sulh ceza hakimlerinin zamanlarının büyük bir kısmını bu işle ayrılması, bir de sulh ceza hakimleri daha önceden yargılama görevi de yapıyorlardı. Şimdi yargılama görevi yapmayıp koruma tedbirleriyle ilgili kararları incelemekle münhasıran görevli oldukları için bu düzenlemenin isabetli olduğu söylenebilir. Yani aslında kural olarak kanun yollarında bir üst merciğinin inceleme yapması ama mevcut halde de özellikle sulh ceza hakimliğinin yargılama faaliyetleri yapmamaları ve zamanların büyük bir kısmını bu tür koruma tedbirlerine yönelik kararları ayırmaları nedeniyle isabetli olduğunu. Bir anlamda bir ihtisas, evet, yani değil mi? İhtisas, ihtisas ve ihtiyaç gibi değerlendirmek oluyor. Gerekiyor. İtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hakimliği tarafından verilen tutuklama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da A bendindeki usul uygulanır. Ancak ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hakimliği tutuklama kararını itiraz merci olarak inceleyemez. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi yargı çevresinde bulundukları Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi o yerde Ağır Ceza Mahkemesi'nin birden çok dairesinin bulunması halinde numara olarak kendisini izleyen daireye son numaralı daire için birinci daireye o yerde Ağır Ceza Mahkemesi'nin tek dairesi varsa en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. Yine D bendinde naip hakim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir. Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda, verdikleri kararlara yapılan itirazlarda, üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibariyle izleyen ceza dairesi, son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler. 269. maddede itirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi düzenlenmiş. Birinci fıkraya göre itiraz kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz. Ancak kararına itiraz edilen ikinci fıkrada ancak kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci geri bırakılmasına karar verebilir. 270. maddede itirazın Cumhuriyet Savcısına ve karşı taraf tebliğ ile inceleme ve araştırma yapılması hususu düzenlenmiş. Bunlar madde içerikleri çok açık olduğu için ayrıca izah etmeye ayrıntılı gerek yok başkanım. Okumaya tabii gerek olmadığını tabii düşünüyorum. Evet. Yine 271. maddede kanunda yazılı
olan haller saklık almak üzere itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verileceği, ancak gerekli görüldüğünde Cumhuriyet Savcısı ve sonra müdafiye ve vekilin dinleneceği belirtiliyor. İkinci fıkrada itiraz yerinde görülürse merci aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir. Üçüncü fıkraya göre karar mümkün olan en kısa sürede verilir. Merci'nin itiraz üzerine verdiği kararları kesindir. Ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Şimdi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, şimdi anlatacağım, 272. maddeden itibaren istinaf kanun yolu. Ülkemizde özellikle Osmanlı Devleti döneminde belli bir süre istinaf görevini yapan mahkemeler faaliyette bulunmuş. Daha sonra Cumhuriyet döneminde bu mahkemeler kaldırılmış. Bizde de uzunca bir süre istinaf mahkemelerinin kurulması, ihtiyaç olduğu hep tartışıldı. Kanun taslakları hazırlandı. Fakat en son 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'yla 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren istinaf kanun yoluyla ilgili düzenlemeler yapıldı. Adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına ilişkin 5235 sayılı kanunda da bölge adliye mahkemeleri kuruldu. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki düzenlemeye göre 1.6.2005 tarihinden 2 yıl sonra bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçeceği öngörülmüştü. Fakat hakim ve savcı sayısının azlığı, bina, araç, gereç gibi teknik olanaksızlıklar nedeniyle istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi 20 Temmuz 2016 tarihinde ancak mümkün oldu. Yani fiilen istinaf mahkemeleri, daha doğrusu bölge adliye mahkemeleri 20 Temmuz 2016 tarihinde fiilen faaliyete geçtiler. İstinaf kanun yolu gerçekten şu andaki Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki düzenlemeye göre Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer verilen en önemli kanun yollarından birisi. Çünkü ilk derece mahkemelerinden verilen 272. maddenin 3. fıkrası A bendine göre hapis cezasından çevrili adli para cezalar hariç olmak üzere sonuç olarak verilen 3.000 Türk lirası dahil adli para cezası mahkeme hükümlerine, yani hemen hemen doğrudan verilen 3.000 lira adli para cezası dışındaki tüm ceza mahkemelerince verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurma olanağı var. Şimdi mahkemelerin yeni kurulmasıyla birlikte bölge adliye mahkemelerine ilk derece mahkemelerince verilen hükümlerin hemen hemen tamamını istinaf kanun yoluna başvurma olanağı getirilmesi ağır bir iş yükü doğurdu. Bildiğim kadarıyla şu anda 15 ayrı ilde bölge adliye mahkemeleri faaliyette ve her senede hakimler, savcılar, yüksek kurulu, hakimler, savcılar, biz hep alışmışız hakimler, savcılar, yüksek kurulu. Aslında bence yüksek kelimesi kalmalıydı. Ama şimdiki adıyla hakimler ve savcılar kurulu diyelim. Yani yüksek kelimesinin niye çıkarıldığını da pek anlayamadım. Şimdi hakimler ve savcılar kurulu her sene yeni ceza daireleri ya da hukuk daireleri kurulması yönünde kararlar veriyorlar. Ve şu anda istinaf mahkemeleri gerçekten iş yükü bakımından oldukça yoğun bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Şimdi ben istinaf kanun yoluyla ilgili ayrıntılı görüşlerimi temiz kanun yolu aşamasında açıklayacağım. Fakat burada da kısaca istinaf kanun yoluyla ilgili iş yükünü azaltma konusunda bir iki kelime söylemek istiyorum. Şimdi daha sonra temiz kanun yoluyla ilgili düzenlemelerde kesin olan istinaf mahkemelerince verilen karardan sonra temiz edilemeyecek kararlarla ilgili değişiklikler yapıldı. Onları 286. maddede anlatacağım. Fakat burada istinaf mahkemelerinin iş yükünün azaltılması için şöyle bir düzenleme yapılabilir. Ağır ceza mahkemelerinden verilen kararlar doğrudan temiz kanun yoluna tabi tutulabilir.
Yani ağır ceza mahkemelerince bu Avrupa ülkelerinde de uygulama olanağı var. Hiç istinafa yani gitmeden direkt yargıtaya gitsin. Çünkü suç bazında ayrılma sıkıntıya yol açar. Bir de ağır ceza mahkemelerde zaten toplu mahkemeler. Doğru. Zaten bir başkan iki üyeden oluşuyor. İstinaf daireleri de öyle. Evet. Bir de ağır ceza mahkemelerindeki başkan ve üyelerin kıdem durumlarına falan da baktığımızda o ağır ceza mahkemelerince verilen kararların doğrudan temiz kanun yoluna tabi olması bence istinaf ceza dairelerinin özellikle iş yükünü büyük oranda azaltır diye düşünüyorum. Daha önce Yargıtay'da işte dosyalar birikiyor, karar verilme yılları alıyor şeklindeki yakınmalar zamanla istinaf mahkemeleri içinde gündeme gelecek, öyle görünüyor. Başkanım ya, ben de burada şu ilave yapmak isterim. Yargıtay'ın yükü azalsın diye böyle çok yüklenildi sanki istinaflara. Ve yargı yani, gerçekten çok ciddi anlamda uygulamacı evet, olarak söyleyebilirim. Yani şöyle, tıkandı. İstinaf mahkemelerinin kurulur kurulmaz böyle çok yoğun bir iş yükü altında bırakılması, bir de şu anda 15 bölgede istinaf mahkemesi faaliyette ama Türkiye genelindeki işlenen suç türleri, verilen kararları dikkate aldığımızda aslında sayı da yeterli değil. Yani şimdi Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda bizde yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir arkadaşımın söylediği, Türkiye'deki ceza mahkemelerince verilen kararların %40'ı İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde geliyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok fazlaymış. Çok fazla. Yani belki hani tahmini ama olabilir çünkü nüfus fazla, suç işlem oranı da yüksek çünkü yani evet, İstanbul evet. Şu anda 20 milyona yakın nüfusu oldu ve suç işlem oranında en fazla olduğu illerden birisi. Birçok Avrupa ülkesinden evet, büyük. Evet. Haklısınız. Şimdi istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla fiilen 3 dereceli bir yargı sistemine de geçmiş olduk. İlk derece, istinaf ve temyiz. Şimdi kanundaki düzenlemeye göre 272. maddede ilk derece mahkemelerinde verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak 15 yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler Bölge Adliye Mahkemesi'nce resen incelenir. Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen 3000 Türk lirası dahil adli para cezasına mahkumiyet hükümlerine, üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Bir de benim bu arada yargının iş yükünü azaltma bakımından bir önerim. Aslında sonuçta adli para cezasına çevrilen mahkumiyet kararlarında kanunda şöyle bir düzenleme yapılabilir. Kesinlik şeyi bakımından denir ki adli para cezaları adli sicil kaydına işlenmez, tekerrüre esas olmaz, hak kaybında da dikkate alınmaz. Yani böyle bir düzenleme inanın iyi olabilir. Hem istinaf mahkemelerinin de iş yükünü büyük oranda azaltır. Yani sonuçta belki bir miktar getirilebilir. Denir ki işte 10 bin liraya kadar olan adli para cezaları. Şimdi adli para cezaları sonuç itibariyle adli sicil kaydına işlendiği, hak kayıplarına yol açtığı için istinaf yoluna daha önceden de temiz kanun evet, yoluna başvuruluyordu. Yani burada adli para cezalarına yönelik istinaf kanun yollarında ya da adli para cezalarına sadece itiraz edilebilir şeklinde bir düzenleme de olabilir. Ama o zaman da işte itiraz inceleyecek mahkemelerin işi artar. Ama bence 10 bin liraya kadar olan adli para cezaları kesindir. Hapisten çevrili olsa evet, bile. Fakat adli sicil kaydına işlenmez. Bir kereye mahsus olmak üzere tabii. Bir kereye mahsus olmak üzere adli sicil kaydına işlenmez. Hak yoksunluklarında işte tekerrür vesaire gibi şeylerde dikkate alınmaz gibi. Bu bence istinaf mahkemesi ceza dairelerinin işinin de
azaltmasına yol açacağını düşünüyorum. Siz çok eski uygulayıcısınız tabii. Evet. Tabii, çok mantıklı. Ama işte burada da şöyle, geçmişte bu yaşandı. 1988 yılı hatırlıyorum. İşte yine o zaman da hakimlerin bu konuda çok titiz karar vermeleri gerekiyor. Yani sonuçta her şey geliyor, hakime odaklanıyor. Başkanım, biraz önce biz itiraz konuşurken sizinle yayından önce konuşmuştuk. İtirazın bir yan mahkemece yapılması noktasının aslında sıkıntı yaratabileceğini ben evet. ifade etmiştim. Bununla ilişkin yorumlarda da meslektaşlarım değinmişler. O konuyla da ilgili sizin görüşünüzü siz bana söylemiştiniz. Ama meslektaşlarım duymadı, duysunlar isterim. O konuya onu temiz bölümünde daha olur. Ayrıntılı orada değineceksiniz. Anlatacağım. Tamam, insicam olsun. Burada olur biraz hocam. Önceki düşüncemi şu şekilde biraz daha açmak istiyorum. Şimdi 1988 yılında yanlış hatırlamıyorsam o zamanın parasıyla 300 bin liraya kadar ama şimdinin 3 lirası falan herhalde o zaman 6 sıfırlar falan vardı. kadar para cezaları kesindi. Temiz edilemiyordu. Fakat adli sicil kaydına da işleniyordu. Mahkemeler nasıl olsa temiz edilemiyor diye kesin nitelikte çok fazla biraz yüzeysel inceleme sonucu karar vermişler sonucuna varıldı ki sonradan kanun değişti. Bunlara da temiz yasa yolu açıldı. Evet. Hatta daha önce verilen ve kesin olanlara karşı da bir ay içerisinde Cumhuriyet Savcılarına temiz etme yetkisi verildi. Şimdi sonuçta ilk derece mahkemeleri kesin nitelikteki olacak ağır adli para cezalarında daha titiz bir şekilde davranırlarsa bence sorun çözülebilir diye düşünüyorum. Ama adli sicil kaydına işlenmez bir kereye mahsus. İkinci de İşlenir Osman şeyde. İtiraz da çok az olur dediğiniz evet, gibi. Az olur. Evet, bu konuda evet, daha... az olur ama şu an işte adli sicil kaydına işlendiği için sonuna kadar gidiyoruz. Gidiyoruz. Şimdi bir de istinaf istemi ve süresi 273. madde. İstinaf istemi hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya sabit katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır. Beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 260. madde hükmü saklıdır. Hüküm, istinaf yoluna başvuru hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa süre tebliğ tarihinden başlar. Üçüncü fıkrada ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet Savcıları, mahkemelerin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerin hükümlerine karşı kararın o yer Cumhuriyet Başsavcılığına geliş tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler. Sanık ve bu kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya beyanında başvuruyla ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel olmaz. Cumhuriyet Savcısı 5. fıkraya göre Cumhuriyet Savcısı istinaf yoluna başvuru nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde bu husustaki cevaplarını bildirebilirler. Şimdi 274, 275, 276, 277. maddelerde 274. maddede eski hale getirme süresi için istinaf süresinin işlenmesi, 275. maddede istinaf başvurusunun etkisi, 276. maddede istinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi, 277. maddede istinaf isteminin tebliği ve cevabı, 278. maddede dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzi, 279. maddede dosya üzerinde ön inceleme, 280. maddede bölge adliye mahkemesince inceleme ve kovuşturma ya ilişkin hükümlere yer verilmiş. Yine 281. maddede duruşma hazırlığı, 282. maddede duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istinaflar dışında bu kanunun duruşma hazırlığı, duruşma ve karar ilişkin hükümleri uygulanır. Duruşma bu kanunun öngördüğü genel hükümle başladıktan sonra görevlendirilen üyeye inceleme raporu anlatılır. İlk derece mahkemesinin gerekçe hükmü anlatılır. İlk derece mahkemesinde dinlenen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklarla keşif tutanakları ve bilirkişi raporu anlatılır.
Bölge Adliye Mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler yapılmışsa keşif ve bildirici açıklamaya ilişkin tutanak ve raporlar anlatılır. Ve devamı, yani duruşmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiş. Yine 280. maddede sanık lehine başvurma halinde verilecek hüküm, istinaf yoluna yalnız sanık lehine başvurulmuşsa yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan ağır olamaz. Şimdi bu düzenleme temiz kanun yolunda da var. Fakat bu hususu, bu maddeyle ilgili biraz açıklama yapmak istiyorum. Şimdi genelde bu işte aleyhe istinaf yasağı, aleyhe temiz yasağı, daha doğrusu aleyhe bozma yasağı. Şimdi 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanunun yürürlükte olduğu dönemde 5271 sayılı kanunda da aynı. Buradaki sonuç itibariyle aleyhe bozmadaki sonuç itibariyle kazanılmış hak aslında cezanın miktarı ve süresiyle ilgili. Şimdi bu konuda bazen yanılgılı temiz ya da istinaf talebinde de bulunulabiliyor. Suç vasfına yönelik kazanılmış hak, yani aleyhe bozma yasağı olamaz. Şöyle somut örnek vereyim. Bir kamu görevlisi aslında resmi belgede sahtecilikten hakkında dava açılmış. Yargılanma sonucunda suç görevi kötüye kullanmaya olarak dönüşmüş ve mahkeme görevi kötüye kullanmaktan mahkumiyet kararı vermiş. Bu karara karşı istinaf kanun yoluna ya da temiz kanun yoluna başvurulduğunda suçun aslında resmi belgede sahtecilik olduğu, suç vasfının yanlış tayin edildiği şeklinde bozma kararı verilebilir. Orada sadece görevi kötüye kullanmaktan aldığı cezadan fazla ceza verilemez. Şimdi aslında burada hani hüküm sanığın aleyhine bozulmaz şeyi tam gerçek anlamda hayata geçmemiş oluyor. Aslında görevi kötüye kullanmaktan kurulan hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurmasaydı ya da geçmişte temiz kanun yoluna başvurmasaydı adli sicil kaydına o şekilde işlenecekti ve görevi kötüye kullanmakla ilgili suçtan kurulan cezanın kanuni sonuçları uygulanacaktı. Ama resmi belgede sahtecilikten aslında ceza diyelim önceden bir yıl hapis cezası. Evet. Ceza aynen kalacak bir yıl hapis cezası ama suç vasfından kazanılmış hak olmadığı için tabii, sahtecilik suçundan mahkum edilmiş kabul edilecek. Tabii. Bu da yüz kızartıcı suç olduğundan tabii, bir sürü kamu biz haklarından yoksunlukla baş başa kalacak, evet, maruz kalacak. Evet. O nedenle yani bu şeyin daha ağır olamazın sadece sonuç cezayla ilgili olduğunun bilinmesi lazım. Doğru. Gerekir. Şimdi 284. maddeye göre bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez. Bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemez. İtiraz ve temiz ilişkin hükümler saklıdır. Özel 285. maddede özel kanunların temize ilişkin hükümleri. 23.4.2016 tarihli ve 6706 sayılı cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun 18. maddesinin 4. fıkrası hükmü hariç diğer kanunlarda temiz edilebileceği ve haklarında Yargıtay'a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işler için ilk derece mahkemelerinin karar hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulur. Şimdi istinaf kanun yolunda benim asıl gündeme getirdiğim, ek istediğim hususlardan birisi de şu. İstinaf, daha doğrusu bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri, kanundaki adı o. Yani istinaf kanun yolu. Yani istinaf ceza dairesi değil de bölge adliye mahkemesi ceza dairesi kanundaki isim itibariyle. Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinin vermiş olduğu kararlar arasındaki kesin kararlar, temiz edilemeyen kararlar arasındaki hukuka aykırılığın giderilmesi konusunda ben kanaatimce mevcut düzenleme yeterli değil. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluş hakkındaki kanunun 35. maddesine göre kanun yoluna başvurma hakkına haiz olanlar gerek
o yerdeki bölge adliye mahkemeleri, ceza daireleri, gerekse başka yerde görevli bölge adliye mahkemeleri, bu hukuk daireleri içinde geçti ama ben de ceza bölümünü anlatacağım. Ceza daireleri arasında, kesin nitelikte kararlar arasında karar uyuşmazlığının giderilmesi için başvurma hakkına sahipler. Başvuru yapıldığında da bölge adliye mahkemesi, ceza daireleri, başkanlar kurulu kendi görüşünü de ekleyerek bu aykırılığın giderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da aykırılığı ciddi boyutta ve giderilmesi gereken genişlikte boyutta görürse ilgili ceza dairesinden aykırılığın giderilmesi talebinde bulunur. Görmezse dosyayı iade eder. Şimdi bu madde benim görev yaptığım dönemde özellikle bizim daireye, 19. Ceza Dairesi'ne en fazla dosya gelmişti. Çok fazla işleyen bir madde değil. Yani daha doğrusu Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu olunca ceza daireleri arasındaki karar uyuşmazlıklarının giderilmesi için Yargıtay'a yapılan başvuru sayısı inanın yok denecek kadar az. Yani benim yani işte 2021'in yılbaşı itibariyle işte bir buçuk yıla yakın oldu. Emeklisiniz. Evet. Yani bizim daireye toplam bu konuda 5-6 dava dosyası başvuru sizce olduğunu niye? Hatırlıyorum. Sebep ne başkanım? Ya şöyle prosedür çok uzun. Çok uzun. Şimdi evet. Başkanlar Kurulu'nun zaten işleri çok fazla. Evet. Şimdi Başkanlar Kurulu'nun toplanıp başvurma işte karar alması, onu Yargıtay Başsavcılığına iletilmesi, bir de belki kanun yoluna başvurma hakkı olanların yeterli derecede başvurmamış olmaları da mümkün. Mümkün, evet. Yani hani takip etmeleri lazım başvuruda bulunabilmek için. İşte hangi ceza daireler arasında karar, hangi konuda karar uyuşmazlığı var. Bunların gündeme getirilmesi gerekiyor. Bence bu konu, çünkü çok önemli bir konu. Hem Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak, bireysel başvurularla ilgili hak ihlali kararlarında, hem İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarında aynı konuda aynı suça kanun yolu aşaması olarak bakan, işte bu Yargıtay Ceza Dairesi olabilir, İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi olabilir. Kararları arasında karar uyuşmazlığı, farklı kararlar olmasında hak ihlali kararı veriyorlar. Ya bu hem karar uyuşmazlığı bakımından doğru, evet, olmadığı gibi, çünkü asıl olan kanunların ülke genelinde adil bir şekilde ve eşit bir şekilde, daha doğrusu arada çok büyük bir orantısızlık, yorum farkı olmadan uygulanması lazım. O yönüyle önemli olduğu gibi, yani hukukta uygulama birliğinin sağlanması bakımından lazım, önemli olduğu gibi, işte bireysel başvurudaki hak ihlali yönünden de önemli. Bence burada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bölge adliye mahkemeleri, ceza daireleri kararları arasındaki tespit ettiği karar uyuşmazlıklarını doğrudan Yargıtay ilgili ceza dairesine iletme konusunda yetki verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın zaten şu anda kararların büyük bir kısmına elektronik ortamda UYAP'tan ulaşma olanağı var. Başvuru olanağı da fazla. Zaten şu anda bölge adliye mahkemelerince hemen hemen ceza mahkemelerinden verilen kararların %90'ı yakını istinaf kanun yolunda kesinleşiyor. Yani o nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açısından bunun ben çok büyük bir yük olacağını da düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Evet. Hem Türkiye genelini de takip etme, yani 15 ayrı bölgede bilgi de toplamış, evet, olur. 15 böylece ayrı bölgede faaliyet gösteriyorlar çünkü bölge adliye mahkemeleri. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na böyle bir yetki verilirse bunun pratikte çok daha çözümü kolaylaştıracağını düşünüyorum. Sayın Başkanım, sizin sunumunuzu yaparken ben YouTube'dan da yorumları
Takip ediyorum. Soru cevap kısmı olmayacağını tekrar hatırlatalım. Başkanıma da biraz nefes aldırmak da istiyorum. Sürekli yorumlarda çok değerli izleyenler var. Sıkı da takipçilerimiz var bizim. Evet, sağ olsunlar. Sağ olsunlar değerli meslektaşlarımızdan ve izleyenlerden. Sürekli şeyden bahsediyorlar yorumlarında. İş 2. Siz tabii 30 yılımızı Yargıtay'da geçirmiş, onursal başkanlık yapmış bir eğitmendir başkanımız. Tabii ki hak, hukuk, adalet ve bunların yerine getirilmesi başkanımın önceliği, ama fiili gerçekliği de en iyi bilen kişilerden biri. Değil mi başkanım? O hususta da bir değinirseniz elbette İŞİKÜ en son başkanımın söyleyeceği şey, ama gerçeklik bazında da düşünecek olursak maalesef süreler İŞİKÜ işte adaletin tecellisinde çok önemli. Şimdi Şadan Hanım, gerçekten önemli bir konuyu gündeme getirdiniz. Şimdi şöyle, aslında Yargıtay'ın iş yükü inanın geçmiş yıllarda bu kadar fazla değildi. Evet, şimdi Yargıtay'ın iş yükünün özellikle yeni ceza kanunu yürürlüğe girdikten sonra ikiye katlanması dosya sayısını bu aşamaya getirdi. Şimdi şöyle, biliyorsunuz 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı kanunla 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun hemen hemen maddelerinde çok büyük oranda değişiklikler yapıldı. Evet. Ve ortaya uyarlama yargılaması dediğimiz lehe değerlendirme yapma zorunluluğunu getiren bir sonuç çıktı. Ne oldu? Daha önce Yargıtay'da kesinleşen ceza davalarının, hükümlerin büyük bir kısmı tekrar ele alındı. Hatta o dönemde Ceza Genel Kurulu bir de bazı lehe değerlendirmelerde, hatta büyük bir kısmında dosya üzerinde inceleme yapılamayacağı, lehe değerlendirme yapmak için duruşma açılması gerektiği şeklinde karar verildi. Ve 2006-2005 tarihinden sonra Yargıtay'ın iş yükü neredeyse %100 oranında arttı. Hatta bununla ilgili de bir de anımı paylaşmak isterim. 2010 yılı falan olması lazım. 2009-2010 yılı. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne bir çalışma ziyaretine gitmiştik. Oradaki sohbet sırasında işte Avrupa ülkelerindeki şeylerden bahsedildi. Ceza davalarının dosya sayılarından bahsedildi. Şimdi Yargıtay'ın şeyinde öğrenince gözleri fal taşı gibi açıldı. Ya dedi, nasıl olur falan. Ve ben izah etme ihtiyacı duydum. Dedim sakın bizim milletimize haksızlık yapmayın. Yani Türkler sürekli suç işliyor, birbirini boğazlıyor gibi falan anlamayın. Bunun gerçek yüzü bu. Yani işlenen mutlaka, evet, nüfusa oranla ekonomik şartlar, suç işleme oranı elbette eskiye göre arttı. Fakat 2005 yılından sonra Yargıtay'ın bir ara milyonlara dayanmıştı dosya sayısı. Sebebi işlenen suçların çok fazlalığından değil, uyarlama yargılanmasından kaynaklandı. Ben daha önceki dönemde 1991 ile 96 yılları arasında Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nde tetkik hakim olarak çalıştım. Evet, o zaman 6. Ceza Dairesi hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, sahtecilik gibi, yani şu anda Yargıtay'da neredeyse 3 dairenin baktığı işe tek daire olarak bakardı. Evet. Ve inanın yıl sonunda duruşmalı dosyalar dışında devir dosyası çok çok az olurdu. Ancak daha önceden duruşması verilen dosyalar bir yıl sonraya devredilirdi. Ve o yıl içerisinde gelen dava temize edilen hükümlerin inanın tamamı yakını incelenmiş olurdu. Yani ben diğer daireleri bilemem ama, evet, 6. Ceza Dairesi'nde ben bunu 5 yıl boyunca gözlemledim. Yani burada adını doğru koymamız gerekiyor. Yani Yargıtay'ın bu kadar iş yükün
olmasının sebebi kesinlikle özellikle 1.6.2005'ten sonra işlenen suç oranının açılan dava sayısının özellikle ceza davalarında %100 artmasından değil, uyarlama yargılanmasından kaynaklandı. Evet. Ve şu anda da uyarlama yargılaması hemen hemen tamamı neredeyse kaldırıldı. Evet. Ha bir de şöyle konuyu açtığınız için önemli olan, daha doğrusu yargı, bu ister ilk derece mahkemesi olsun, ister kanun yolu aşamasında inceleme yapan istinaf olsun, ister temiz kanun yolu olsun, önemli olan gerçek adaleti tesis etme. Evet. Geç olabilir adalet. Geç olan adalet belki bir şekilde telafi edilebilir ama yanlış olan karar telafi edilemez. Maalesef. Yani biz de işte dosya çok birikmesin, çok hızlı karar verelim diye de hızlı tren kazası yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Yani önemli olan adil, doğru karar verme, tabii makul sürede karar evet, verme. Tabii. Yani bunun ne çok hızlı olanı ne de çok geç olanı vatandaşın lehine değil sonuçta. Evet. Teşekkür ederim başkanım bu konuda evet. açıklamanız için. Şimdi kanun yolları 3. bölüm temiz kanun yoluyla ilgili. Şimdi bu 286. madde bence ceza muhakemesi kanununun en önemli maddelerinden birisi. Çünkü 286. madde Yargıtay ceza daireleri ile bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri arasındaki görev, daha doğrusu bakacakları iş sayısını etkileyen çok önemli bir madde. Şimdi 286. maddenin birinci fıkrasına göre bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temiz edilebilir. İlk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esasen reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları, ilk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları, hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlar ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen seçenek yaptırımlar ilişkin her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esasen reddine dair kararlar, İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272. maddenin 3. fıkrası kapsamı dışında kalan mahkumiyet kararları hariç olmak üzere ilk derece mahkemelerin görevine giren ve kanunda üst sınırı 2 yıla kadar, 2 yıl dahil, hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları. Daha doğrusu ben bunları maddenin tamamını okumadan önce bir genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sonra madde bazında olur başkanım. Değerlendirme yapabiliriz. Şimdi Türkiye'de bölge adliye mahkemelerinin kurulmasının, daha doğrusu istinaf kanun yolunun da getirilmesinin en büyük amacı, savunulan husus, Yargıtay'ın dosya üzerinde, hatta bir tabirle ölü tutanaklara göre değerlendirme yaptığı, delillerle temas etmediği, yüze karşılık ilkesinin uygulanmadığı, bu nedenle Yargıtay'ın hukuki denetim yapması gerektiği, subut denetiminin de bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerince yapılması ve istinaf kanun yolunda bu hususun değerlendirilmesi şeklindeydi. Ve bu amaçla da bölge adliye mahkemeleri kuruldu. Fakat bir şeyi amaç etmek başka, gerçekleştiğini görmek bambaşka. Evet. Şimdi şu anda konuşmamın önceki kısmında da bahsettim. Bölge adliye mahkemeleri 15 yerde fiilen faaliyette. Fakat her bölge adliye mahkemesinin yargı alanı birkaç ili kapsıyor. Elimizi vicdanımıza koymamız lazım. Bir bölge adliye mahkemesi, bırakın hatta Ankara'yı örnek vereyim. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi, Mamak'ta işlenen bir hırsızlık nedeniyle olay yerinde gidip keşif yapıp daha sonra da yeniden kendisinin karar vermesi halinde ayda kaç dosya çıkarabilir?
Tabii çıkartamaz. Mümkün değil. Yani mümkün hani değil, gerçekçi tabii. olmamız gerekiyor. Şimdi tabii. subut denetimi tamam delillerle doğrudan temas edecek ama delillerle doğrudan temas edip subut delilini yüze karşılık ilkesinde uygulayabilmesi için onunla ilgili bakacağı iş sayısının çok az olması lazım. Neredeyse her ilde bir bölge adliye mahkeme, hatta büyük ilçelerde bile bölge adliye mahkemelerinin olması gerektirir. Başka türlü olamaz çünkü. Yani biz hani ben hani bölge adliye mahkemelerinin şu anda çalışma şeyini tam bilemiyorum ama ben kendi adıma Yargıtay'dan örnek vereyim. Diyelim ben 19 ceza dairesi başkanlığı yaptım 6 yıla yakın, 5 yılın üzerinde. Aynı subut denetimini biz yapsak, gidip bağlı olan Kalecik'te keşif yapsak, karar versek, ayda kaç karar çıkarabilirdik? Olmaz. Yani biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Yani ben bu nedenle bölge adliye mahkemelerini kesinlikle eleştirme düşüncesiyle bu sözleri söylemiyorum. Fiili durum böyle. Onun için bölge adliye mahkemeleri kurulur kurulmaz gerçekten çok büyük bir ağır iş yükü altında bırakıldıkları gibi çok büyük bir de sorumluluk altında bırakıldılar. Neden? Diyor ki 286. maddenin 1. fıkranın B bendi. İlk derece mahkemelerinde verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları. Bunlara karşı temiz kanun yolu kapalı. Çok yanlış. Şu anda genel olarak hem 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun maddelerindeki alt ve üst sınırları, bir de ceza hükmü içeren kanunlardaki maddelerin alt ve üst sınırlarını gözetip hesap yaptığımızda neredeyse Türkiye genelinde verilen ceza mahkemelerinden verilen kararların %90'ı bölge adliye mahkeme yani istinaf kanun yolunda kesinleşiyor. İnanın dünyada ağır bir sorumluluk. Kesinlikle çok ağır bir sorumluluk. Tabii. Çünkü hem bu kadar iş yükü altında karar verecekler, bir de 5 yıl ve altında vermiş olduğu kararlar kesin olacak. Hürriyete bağlayıcı. Yani hürriyete bağlayıcı bir ceza. Evet. Bu nedenle ben 286. maddenin 1. fıkrasının B bendinin kesinlikle ve kesinlikle değiştirilmesi görüşündeyim. Katılıyorum başkanım. 5 yıl hapis cezası çok çok fazla. Tabii. Buradaki cezanın 2 yılla sınırlandırılması. Vatandaş için de korkunç evet, bir şey. 2 yıl cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme olanağı var. Evet. Ama 5 yıl çok fazla. Ben zaten daha konuşmamda pratik olarak iş yükünü azaltan bir öneride bulunmuştum. Mesela ağır ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar doğrudan temiz yasa yoluna tabi tutularak da bölge adliye mahkemelerinin onunla ilgili kısmen... bir yorum var başkanım. Diyorlar ki tabi eski ağır ceza reisleri üyeleri evet. artık yok yani maalesef. Var yine evet. Hakimler Ankara'da da hakimler var diyelim. Sadece Berlin'de yok yani. Şimdi bizi dinleyen çok evet. değerli hakim, savcı dostlarımız var. Evet. Takip ediyorlar biz karşılaştığımızı. Evet. Sizleri de dinliyoruz diyorlar. Ben sadece eleştiri ve yorumlarla evet. ilgili kısma değinmek istediğim için. Ya çünkü elbette, başka evet. türlü yani bir seçenek şey olması gerekiyor. Yürütemeyeceğiz değil mi? Evet. Tabii. Bir de şöyle bu beş, zaten kanun koyucu bu 5 yıl ve daha bu az hapis cezalarının kesin olmasının sakıncalarını sakıncaları yaşandı ve sorunlar intikal ettirildi ki sonradan kanunda değişiklik yapıldı. Ek 3. maddesinde isterseniz diğer maddeler biraz uygulamaya yönelik olduğu için ben esas anlatmak istediğim şeylere daha fazla zaman ayırmak seviniriz istiyorum. Seviniriz başkanım. Evet. Nasıl arzu ederseniz. Evet. Şimdi şöyle bu zaten sakınca görüldü ki 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı kanunun 29. maddesiyle değişiklik yapıldı. Dendi ki ikinci fıkrada belirtilen temiz edilecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerine kararları temiz edilebilir. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hakaret. Madde 125 3. fıkra yani evet. kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret. Halk arasında korkup ve panik yaratmak amacıyla tehdit.
Suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Kanunlara uymamaya tahrik. Cumhurbaşkanına hakaret. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları. B. Terörle mücadele kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkrası ile 7. maddesinin 2. ve fıkrası yer alan suçlar. C. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 28. maddesinin 1. fıkrası, 31. maddesi ve 32. maddesinde yer alan suçlar. Sonra bir de 11.7.2020 tarihi ve 7249 sayılı kanunla avukatlık kanununun 59. maddesinde de yeni bir düzenleme yapılarak 10. maddeye ek fıkra eklendi. Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin kararları hakkında 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 286. maddesinin 2. fıkrası uygulanmaz. Evet. Yani bunlar istinaf kanun yolunda incelense bile temiz edilebilir hale geldi. Şimdi bir ölçüllük ilkesi diyoruz değil mi? Genelde bu hani cezada adalette olduğu gibi usulde de ölçüllük evet. olması lazım. Doğru. Bunlardan en şeylerden Türk Ceza Kanunu'nda yer alan madde 123 3. fıkra. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret. Ben 19. Ceza Dairesi'ne başkan seçilmeden önce uzunca süre 7. Ceza Dairesi'nde 4. Ceza Dairesi'nde görev yaptım. 4. Ceza Dairesi'nde görevliyken baktığımız suç türlerinden önemli sayıda olanı da hakaret suçlarıydı. Kamu görevlisine görevinden dolayı ve diğer hakaret suçları. Şimdi bunun evet isabetli getirilmesi, temizlesi yolu açılması. Neden isabetli? Bazen ifade özgürlüğü mü, ağır eleştiri mi ya da hakaret mi kamu görevlisi yönünden tartışma konusu oluyor. Ve bunun ayrıca bir de Yargıtay tarafından denetlenmesi, Yargıtay süzgecinden geçmesi doğru. Fakat bu hakaret suçlarında oran olarak kaç? 1/1 bile değil. Onun dışındakiler genelde yani ifade özgürlüğü tartışması olmayan, tartışma gerektirmeyecek boyutta olan hakaretler. Şimdi bu durumda işte bir kamu görevlisine görevinden dolayı seni sinkaf ederim diyen aldığı para ceza temiz olanaklı. Ama kamu görevlisi kendisi bir resmi belgede sahtecilik suçu düzenler 5 sene hapis cezası alırsa istinafta kesinleşiyor. Adil mi? Değil. Ölçülü mü? Değil. Yani değil, bu tabii. yönüyle. Bir de tabii. bunun kıstası şimdi şu suçlara karşı temiz yolu şu suçlar istinafta kesinleşsin. Yani bunun bir ölçüsü de yok. İleride belki yeni şeyler, yakınmalar mağduriyetle ortaya çıkınca buradaki madde sayısı artacak gibi görünüyor. Şimdi evet. avukatlarla ilgili gelmiş. İleride noterler diyecek evet. bizi de kapsasın. Doktorlar diyecek yani hani, bizi de kapsasın. Hani şey değil, anlamında değil. Avukatların bu kararları temiz yasa yoluna başvurma haklarını elde etmeleri çok çok önemli bir gelişme. Yani isabetli çünkü evet. bir istinafta kesinleşmeyle Yargıtay'da dosyanın görüşülmesi daha farklı. Yani tabii daha güvence. Vatandaş için de öyle. Tabii vatandaş. Yani işte onun için hani burada, sadece meslek gruplarına tabii dediğiniz tabii. gibi dağıtmamak lazım. Ama yani burada objektif ve genel bir ölçü. Evet. Suç bazında da hatta şöyle koymak tabii, lazım her zaman. Şöyle hakaret suçuyla ilgili. Şimdi yeni kanunda hakaretle 125. maddede düzenleme var. İşte kişinin onuru ve şeyde tehditle ilgili düzenleme var. Kişinin cinsel bütünlüğüne yönelik bir tehdit şeyde davranışta tehdit suçu kabul edilebiliyor. Yani çok can alıcı bir örnek olduğu için vermek istiyorum. Sanık kamu görevlisine görevinden dolayı seni sinkaf ederim derse bu hakaret temiz yola açık. Seni sinkaf edeceğim derse bu tehdit. Bundan alacağı ceza temiz kanun yoluna kapalı. İstinafta kesinleşiyor. Kesinleşiyor. Yani hoş genelde zaten Tabii. çoğu kez evet. hem ederim hem edeceğimi aynı hakaret anlamında söylerler ama Tabii. Tartışma konusu oluyor. Tartışma çoğu zaman. Konusu oluyor. Yani doğru, acaba hakaret mi yoksa edeceğim dediğine göre tehdit mi? Yani o yönüyle de evet. bir şey var.
orantısızlık var. Bu nedenle ben bölge adliye mahkemelerince istinaf kanun yolunda kesinleşme sınırının kesinlikle 2 yıl dahil ve daha altındaki sürelerle ilgili olması gerektiğini. Bence çok makul, çok yılın mantıklı. Üzerindeki tüm cezaların temiz kanun yoluna verilen hükümlerin temiz kanun yoluna tabi hale getirilmesini düşünüyorum. Ve bunun da zorunlu olduğu. Yayından sonra muhtemelen Yargıtay'daki dostlarınızdan mesajlar yok, gelecektir. Yok, şöyle, bu Yargıtay'a çok fazla yük olmaz. Zaten şu olmaz. Anda istatistik son gelen şeylerde Yargıtay'a gelen dava sayısında çok büyük oranda azalma var. Azalma. Yargıtay'a 5 evet. yılın üzerinde işte bu terör evet. Suçları ağırlıklı, insan öldürme suçları, uyuşturucu madde ticareti, yani belli suçlar, cinsel saldırı suçları. Evet. Yani 5 yılın üzerinde çok fazla temiz eden hüküm yok. Yani tabii bu düzenlemelerle evet. Yargıtay'ın hem hukuk hem ceza daireleri anlamında iştihat işte üretmeleri bekleniliyor. Evet, iştihat üretmek de önemli ama adil yargılanma, yani bir kişiye suçsuz yere bir gün ceza verilmemesi en adil olanı diye düşünüyorum. Tabii. Yani çünkü özellikle hani hukukta kesinleşme istinafta daha fazla miktarda tutulabilir. Evet. Zaten Avrupa ülkelerinde de öyle Şadan Hanım. Yani evet. Ben bunu inanın hemen hemen karşılaştığım Avrupa'da görevli, avukat olsun, hakim olsun ya da birkaç kez işte çalışma ziyaretine gittik. Orada da sordum. Ceza mahkemelerinden verilen kararlar inanın temiz kanun yoluna kapalı değil. Evet. Yani istinaf var fakat istinaftan sonra Yargıtay'da var. Yargıtay, yani onların kendi yüksek mahkemeleri de. Neyse artık. Evet, temiz yol açık. Ama yüksek mahkemenin temiz edilen her dosyayı inceleme zorunluluğu yok. Evet. Hatta İsveç'te Yüksek Mahkeme Başkan Vekili anlatmıştı. Dedi ki bizde ceza davalarına temiz yolu açık. Fakat biz ülke genelinde uygulama birliğine katkı sağlayacak bir konu ise ya da çok önemli bir hak kaybına yol açan bir konu ise onları seçer inceleriz. Bunun dışındaki olanları iade ederiz dedi, yani ön inceleme sonucunda. Hatta bizim heyette olan arkadaşlardan birisi sordu. Dedi, avukatlar şikayet etmez mi? Şimdi avukat falancanın dosyasını siz temizden incelediniz. Dedi, bizde öyle bir şikayet söz konusu olmaz. Çünkü bizim yüksek mahkememizin verdiği karara herkes inanır ve güvenir dedi. Yani bunu da burada söylemek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi evet. Bir de bazen bu üst sınırı 2 yılın üzerinde olan suçlardan dolayı verilen mahkumiyet kararını kaldıran ve sanığın beraatine daha evet. Şimdi bu burada da aslında farklı bir uygulama var. Şimdi D bendine göre 286. maddenin İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272. maddenin 3. fıkrası kapsamı dışında kalan mahkumiyet kararları hariç olmak üzere ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı 2 yıla kadar, 2 yıl dahil hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezasına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları. Şimdi burada bu düzenlemeye göre ilk derece mahkemelerince üst sınırı 2 yılın üzerinde olan suçlardan dolayı verilen mahkumiyet kararını kaldıran ve sanığın beraatine, davanın reddine, düşmesine veya ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin bölge adliye mahkemesi ceza dairesi kararları da temiz edilebilecek. Çünkü şöyle örnek vereyim. Örneğin ilk derece mahkemesince verilen 4 yıl hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün bozulup sanığın beraatine karar verilmesi halinde bu karar da yine temiz kanun yolu açık. Yine ayrıca 5 yılın altında olsa bile ilk derece mahkemesince verilen mahkumiyet kararı cezayı artıran diyelim. İlk derece mahkemesi 3 yıl ceza verdi. Bölge adliye mahkemesi 3 yıl 6 ay olarak bunu değiştirdi. Bu kararlara karşı da temiz kanun yolu açık. Daha önce bir kararda yanlış hatırlamıyorsam tartışma konusu olmuştu.
İlk derece mahkemesince verilen 5 yılın üzerindeki hapis cezalı, diyelim ilk derece mahkemesi yargılama sonucunda sanığın 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. İstinaf kanun yolu üzerine bu ceza 5 yıla ya da 4 yıl 6'ya indirildi. Bunların da temiz edilemeyeceği konusu tartışma konusu oldu. Burada hükmolunan sonuç ceza dediği için kanun, daha önceki ceza diyelim 6 yıl. İstinaf bu cezayı 5 yıl ve daha 6'ta indirmiş olsa bile bu hükümlerde temizi olanaklı. Yani buradaki kıstas istinaf Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nin verdiği sonuç 5 yıl ve üstü değil. İlk derece mahkemesince verilen 5 yıl ve üstü. Evet, yani evet. Orada esas alınması gereken evet. Süre o. Şimdi 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununa göre farklı olan bir düzenlemede ceza muhakemesi kanunu 280 maddesindeki temiz nedeniyle ilgili madde. Temiz ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununda, kanunun yürürlükte olduğu dönemde hukuk aykırılık deyimini kanuna aykırılığa göre daha geniş burada, orada kanuna aykırılık aslında 288. madde 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanunu 307. maddesinin karşılığı 307. maddede kanuna aykırılık denildiği halde 288. maddede hukuk aykırılıktan söz edilmiş. Hukuk aykırılık deyimi kanuna aykırılığa göre daha geniş anlamlıdır. Yargılama hukukuna ve maddi hukuka ilişkin tüm kuralları kapsar. Kanun aykırılık ise sadece yazılı hukuk kuralları anlamındadır. Maddenin ikinci fıkrasında hukuk aykırılığında ne anlaşılması gerektiği açıklanmış. Buna göre bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. Hukuki kural terimi kanunun sadece açık hükümlerini değil, ruhundan ve tümünden çıkarılan esasları da içerir. Şimdi 289. maddede hukuka kesin aykırılık halleri tek tek sayılmış. Şimdi burada temiz dilekçesi birinci fıkraya göre temiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hallerde hukuka kesin aykırılık varsayılır. Mahkemenin kanuna göre uygun olarak teşekkül etmemiş olması, hakimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hakimin hükme katılması, geçerli şüphe nedeniyle hakkında red istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu halde hakimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hakimin hükme katılması, mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi, Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanuna mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması, duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kurallarının ihlal edilmesi, hükmün 230 maddede gereğince gerekçeyi içermemesi, hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararıyla savunma hakkının sınırlandırılmış olması, hükmün yukarıki hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması. Evet. Şimdi buralar maddeler çok açık olduğu için evet, ben başkanım. Bunları tek tek ayrı şey yapma izah etmiyorum. Gerek yok başkanım. İşte, yani nasıl arzu ederseniz siz nasıl uygun buluyorsunuz? Bir ara verelim mi? Olur başkanım. Yani. Bir ara verebiliriz. Saatimizde 14.14 bir kaçta buluşalım o zaman başkanım? 10 dakika falan. Bir 10 dakika o zaman bir evet, mola verelim. 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, yorucu oldu. Değerli meslektaşlarım, değerli izleyenler aramızı verdik.
bir Ramazan günü tabii. Başkanım da çok yoruldu. Biraz dinlendirdi kendisini. Biz eğitime başlamadan önce başkanımla konuşmuştuk. Şadır Hanım benim bu sunumum bir saatte biter demişti. Ben de başkanım o öyle kolay kolay bitmez. Siz de bu debi derya bilgiyle. Hakikaten şimdi molada fark ettik ki daha yarısına mı gelmemişiz başkanım? Hemen hemen. Yani... ben de konuşurken saate bakmamışım. Estağfurullah başkanım, hiç problem değil. Barolar Birliği eğitim merkezi olarak sizinle biz daha çok eğitim yapmayı arzu ederiz. Artık olduğu kadarıyla başkanım çok da hızlı gitmeden yetiştirebildiğimizi yetiştiririz. Olmayan kısmı da bir başka eğitimin konusu yaparız. Sizi zevkle dinleyelim değerli başkanım. Evet, gerçekten zaman çok hızlı akmış. Onun için bundan sonraki konularda genelde önemli gördüğüm ve izah etme ihtiyacı duyduğum hususları açıklamaya çalışacağım. Olur başkanım. Aslında bunlar, bu konuların her biri sizin de arada söylediğiniz gibi her biri saatlerce konuşulacak. Siz uygulamacısınız. Yargıtay'ın uygulamaları ve kararları doğrultusunda konuşulacak bir konu. Ama arada ben sahtecilik ve resmi evrakta sahtecilikle ilgili söz aldık. İnşallah bir eğitim artık yapacağız inşallah ilerleyen zamanlarda. Buyurun başkanım, dinliyoruz sizi. Özellikle önemine binaen bu Bölge Adliye Mahkemeleri ceza dairelerince 5 yıla kadar hapis cezalarının istinaf kanun yolunda kesinleşmesini biraz daha açmak istiyorum. Şimdi insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmeyi Ek 7 nolu protokolün 8/4/2016 tarihli resmi gazetede Türkçe'ye çevrilmiş şekilde yayınlanan ikinci maddesi. Aynen şu şekilde, yani resmi gazetedeki yayınlanan şekli. Cezai konularda temyiz hakkı. Mahbir, mahkeme tarafından ceza gerektiren bir suç nedeniyle mahkum edilen herkes, mahkumiyetinin veya hükmolunan cezanın yüksek bir mahkeme tarafından yeniden incelenmesini sağlama hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımı, kullanımının dayanakları dahil kanunla düzenlenir. 2. Kanunla belirlenmiş hafif nitelikli suçlar bakımından veya ilgili kişinin ilk davada en yüksek mahkeme tarafından yargılanmış veya beraat kararına karşı yapılan itirazın ardından hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olması durumlarında bu hak istisnalara tabi olabilir. Aslında Ek 7 nolu protokolün İngilizce orijinali ve çeviri tam birebir uygun değil. Evet. Daha doğrusu ben o şekilde yorumladım. Şimdi resmi gazetede yayınlanan Ek 7 nolu protokolün ikinci maddesine göre cezai konularda temyiz hakkı, yani ceza mahkemelerince verilen hükümlere karşı temyiz hakkına başvurulması sanki Ek 7 nolu protokolün ikinci maddesi uyarınca zorunlu gibi bir anlam çıkıyor. Fakat bunun gerek orijinal gerekse orijinal metninin gerek İngilizce gerekse Fransızca halinde buradaki bir de şey diyor, hükmolan cezanın yüksek bir mahkeme tarafından. Şimdi buradaki temyiz hakkı istinaf hakkı olarak da değerlendirilebiliyor. Evet. Yani buradaki yüksek mahkemede bir üst mahkeme tarafından, yani istinaf bölge adliye mahkemeleri de Ek 7 nolu protokol kapsamında üst mahkeme olarak değerlendirilir şeklinde de yorumlanıyor. Yani bana göre bu çevirinin yeniden yapılması lazım. Evet. Çünkü resmi gazetede İngilizceden Türkçe'ye çevirilerde bazen bu düşüklükler çok uygulamada yanlışlıkları sebebiyet veriyor. Ama işte yani şimdi bunu uygulayacak olan Türkçe metni. Diyor ki cezai konularda temyiz hakkı. Evet. Şimdi bu avukat da taraf vatandaş da bunun İngilizce ya da Fransızca orijinalinde istinafı da kapsadığını anlamaz. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Yani yine içerikte de yüksek bir mahkeme. Şimdi yüksek mahkeme anayasada belli. Evet. Bölge adliye mahkemeleri yüksek mahkeme değil yani. Statü olarak yüksek mahkeme değil. O nedenle bu şeyinde üst mahkeme anlamına geldiği, yani orijinalinin bu şekilde olduğunu bilelim. Evet. Genelde o şekilde olduğu söyleniyor. Fakat burada Ek 7
No'lu protokolün ikinci maddesindeki açık olan düzenleme şu. Bir üst mahkemede görülme, yani iki üst mahkemede görülme zorunluluğu yok. O nedenle şöyle izah edeyim. Bir ilk derece mahkemesince verilen hükmün bir üst mahkemede ya da işte yüksek mahkemede incelenmesini ek yedi no'lu protokol yeterli görüyor. Aslında biz İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin zorunlu yetkisini tanıdığımız 27 ülkemizin 27.9.1989 tarihinden itibaren bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği 27.7.2016 tarihine kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce benim bildiğim kadarıyla sizde istinaf kanun yoluna başvurma olanağı yok diye verdiği bir hak ihlali kararı yok. Yani Avrupa zaten ek 7 numaralı protokol üçlü kanun yolunu zorunlu olarak öngörmüyor. Yani sadece temiz yasa yolunun dahi olmasını geçmiş dönemde yani yanlış hatırlamıyorsam yani benim bildiğim kadarıyla Bölge Adliye Mahkemesi 27.9.1989 tarihinden 27.7.2016 tarihine kadar Türkiye'de istinaf kanun yoluna başvurma olanağı sağlanmadı diye hak ihlali kararı verildiğini ben duymadım. Evet başkanım. Çünkü temiz kanun yoluna açık olmasını İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi yeterli görüyor. Ama Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamına yakınında istinaf kanun yolu da var. Ve istinaf kanun yolu bana göre de olması gereken bir kanun yolu. Bir teminat çünkü ilk derece mahkemesi istinaf ve temiz. Buradaki bana göre sakıncalı olan biz daha teminat yani adil yargılanma hakkını daha da güçlendireceğiz diye istinaf kanun yolunu kabul ederken hükümlerin %90'ına karşı da temiz kanun yolunu kapatmış olduk. Yani bu sıkıntı burada. O zaman adil yargılanma hakkı yani kriter şimdi yani ihlal ediliyor. Normalde şey evet. Sanık der ki ya keşke ben temiz kanun yoluna başvurma hakkım olsaydı. Tabii. Yani o nedenle yani evet. İkisini dengelemek gerekiyor. Elbette tüm hükümlerde adliye para cezaları dahil temiz kanun yoluna tabi olmasın ama 5 yıla kadar olan hapis cezaları da yani işte hani kararı da, tabii yargı temize gidilmesini yani buradaki, ister. Evet buradaki dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor. Evet. Şimdi maddeleri tek tek izah ederek etmem halinde zamanın yetişme zamanı yetmeyecek başkanım. Çünkü evet. Başka değerlendirmelerinizi yapsanız burada bence. Burada önemli olan şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi temiz istemi ve süresi. Şimdi 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu ile 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanunu arasında en önemli farklardan birisi temiz istemi ve süresiydi. Şimdi daha önce 7 gündü 1412 sayılı kanunda. Burada 15 gün şu anda temiz süresi. Fakat şöyle bir yanda da bu Yargıtay'da tartışma konusu oldu. Sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu daha önceki verilen hükümlerde temiz süresinin yine 7 gün olarak bir hafta olarak uygulanacağı kararını verdi. Şöyle, Bölge Adliye Mahkemesi ceza daireleri faaliyete girmeden önce verilen kararlar Yargıtay incelemesine tabiydi. Ve 53-20 sayılı ceza muhakemesi kanunun yürürlük ve uygulama şeklindeki hakkında kanunun 8. maddesinde de bölge adliye mahkemeleri faaliyete girmeden önce kurulan hükümlerle ilgili 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununun 322. maddesinin 4, 5 ve 6. fıkraları hariç olmak üzere 305 ila 326. maddeleri uygulanır. Hükmü şu anda da yürürlükte. Bu durumda ikili bir fark ortaya çıktı. 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununa uyarınca temiz kanun yoluna tabi olan hükümlerde temiz süresi bir hafta, bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçtikten sonra verilen hükümlerde temiz süresi 15 gün. Aslında keşke bu 15 günlük süreyle ilgili düzenleme yapılırken
1412 sayılı ceza muhakemeleri kanununun 310. maddesindeki bir haftalık sürede 15 gün olarak değiştirilseydi. Uyumlu hale getirilseydi, evet, uyumlu tabii hale çok dikkat edilmesi lazım. Daha iyi olurdu. Hatta Yargıtay'da birkaç daire artık temiz 1412 sayılı kanun döneminde verilen hüküm ve daha sonra bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçtikten sonra verilen hükümlü ayrımı olmadan temiz süresi hepsinde 15 güne çıktı. 15 gündür şeklinde verilen kararlar da oldu ama farklı dairelerin farklı uygulamaları da oldu. Burada en son, tabii yani takdir etmişler. Evet, en son yani Ceza Genel Kurulu bir haftalık sürenin uygulanacağı şeklinde tabii, karar yani verdi. Yani kanunla düzenlenmiş bir, evet. Çünkü düzenlemeyi evet. Onu öyle evet. Yapmak da uygun evet. Değil aslında esasen. Şimdi burada özelliği, şimdi temizlik evet. Yine şimdi zaman nedeniyle maddeleri atlamak zorundayım. Açıklanma ihtiyacını duyduğum maddelere kısaca değineceğim. Şimdi temiz gerekçesi. Bu 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununu 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanunundan ayıran en önemli maddelerden birisi de temiz gerekçesi. Daha önceden 1412 sayılı ceza muhakemesi usulü kanunu döneminde hükmü temiz ediyorum. Hatta bazı cezaevinde tam temiz de yazmazdı. Temiz ediyorum dediği an temiz etmiş kabul edilirdi. Bitiyordu. Evet. Yani şey temiz nedenlerini bildirme isteğe bırakılmış gibiydi. Yani evet. Verilebilir, verebilir şeklinde. Yani sadece temiz iradesini ortaya koyması yeterliydi. Evet. Temiz ediyorum. Bizler de gerekçeli karardan önce öyle süre tutum için verirdik hep. Şimdi bakın evet. Özellikle avukatların en evet. Çok dikkat etmesi gereken bir konu. Evet. Şu anda Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairesince verilen bir karara karşı avukatın işte yazdı başlıklarını falan şu tarih ve sayılı kararınızı temiz edeceğimden gerekçeli kararın tebliğine ilişkin süren tutulmasını istiyorum demesi temiz isteminin red sebebi. Değil mi başkanım? Sadece gerekçeli edelim. Kararın artık tebliğini istemek, eski adıyla süre tutum dilekçesi evet. Vermek evet. Temiz için yeterli değil. Mutlaka ve mutlaka süresinde hükmü temiz ettiğini bildirmesi. Açıkça diyecek ki evet. Ya da hangi sanıkla ilgili ya da katılan vekil olur. Evet. Açıkça temiz söyleyecek. Temiz iradesini tabii. Açıkça söylemesi. Ama gerekçeli kararları sonra sunacağını söyleyerek. Gerekçeli kararı evet. Daha sonra tabii. Kanundaki süreler içerisinde. Ya biz avukatlar hep öyle yaptık başkanım. Evet. Yani temiz ettiğimizi evet. Veya o kanunla başvuracağımızı gerekçeli karar tabii gelmiyor. Doğal olarak biz evet. Onu çok ihmal etmedik ama muhakkak ihmal eden evet. Yani işte destektaşlar olabilir. Aradaki farklardan evet. Birisi. Şimdi diğer şeyler var. Temiz isteminin değer sayılmasından dolayı hükmü ve mahkemece reddi. İşte Cumhuriyet temiz dilekçesinin tebliği ve cevabı Yargıtay Cumhurbaşkanlığı'nın görevi. Bunlar çok açık olduğu için açık, evet. Anlatmama gerek yok. Açık usul evet. Kanunlar evet. Başkanım. Şimdi asıl üzerinde durmam gereken maddelerden birisi de Yargıtay'ın temiz isteminin esasen reddi veya hükmün bozulması. Bölge Adliye 302. madde. Pardon, 301. madde. O daha evet. Önce. Yargıtay yalnız temiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temiz istemi usulü ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa temiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar. Ceza muhakemeleri 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununda ki düzenlemeye göre Yargıtay'ın hem subut hem de vasıf uygulama maddeleri yönünden inceleme yapmasını sınırlayan hiçbir hüküm yoktu. Evet. Fakat 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunundaki düzenlemeye göre madem istinaf mahkemeleri subut denetimi yapmak amacıyla kuruldu. Bu nedenle Yargıtay subuta ilişkin denetim yapmamalı. Yargıtay hükmün hukuki yönüne ilişkin denetimleri yapmalı. Yani ne yapacak? Uygulanan kanun maddesi doğru mu? Cezalar evet. Hesaplar doğru yapılmış mı? Suç vasfı kabule göre ya da oluşa göre aslında subut denetimi yapmayacaksa Yargıtay
oluşa göre suç vasfını nasıl belirleyecek? O zaman kabule göre, yani evet, idare şeyin, bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin kabulüne göre suç vasfını belirlemesi gerekiyor. Ben bu görüşe kesinlikle ve kesinlikle katılmıyorum. Evet başkanım. Şimdi evet, temiz sebebini temiz eden bildirmek zorunda. Fakat Yargıtay'ın hukuki denetimi öncelikle maddi olay denetimini de kapsar. Bir insan öldürme suçu düşünün. İnsan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmiş. Yargıtay subut denetimi yapmadıktan sonra ne denetimi yapacak? Şimdi önce insan öldürme eyleminin o sanık tarafından işlenip işlenmediğinin maddi sorun olarak çözülmesi lazım. Tabii. Yani bu sorunu çözmedikten sonra, daha doğrusu bu sorunun çözümüne ilişkin bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin değerlendirmesinin dosya içeriğine, oluşa, mantık kurallarına uygun olup olmadığını denetlemeden öldürmüştür sonucuna nasıl varacak? Ya bu da benim kişisel görüşüm. Zaten ben görevde olduğum dönemde bizim daire, 19. Ceza Dairesi, biz subut denetimini hep yaptık ve ben yapılması görüşündeyim. Yani hukuki denetim, subut denetimini de maddi olayın gerçekleşip gerçekleştirilmediği denetimi de kesinlikle kapsar. Çünkü her şeyden önce ceza muhakemesinin amacı insan hakları ihlallerine yol açmadan kanuna uygun delillerle maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Evet başkanım. Bu kanunun amacı budur. Bu amacı gerçekleştiren emekli görevli yargı mercileri neresi? Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde İlk Derece Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi ve Yargıtay temiz. Yani ben subut denetiminin bu nedenle mutlaka ve mutlaka Yargıtay tarafından da yapılması gerektiği görüşündeyim. Zaten bu konu sürekli mecliste de tartışma konusu olarak gündeme getirilmiş. Şöyle, 5271 sayılı ceza muhakemesi kanun taslağının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu tutanakları incelendiğinde 30/11/2004 tarihli görüşmede tasarının 26. maddesine 2. fıkra olarak temiz incelemesinde hükmün dayanağını oluşturan maddi olayın tespitine ilişkin incelemede bulunamaz şeklinde ilave yapılmasına ilişkin önerge verildiği ve görüşmeler sonucunda bu önergenin geri çekildiği görülmektedir. Tutanaklarla Ceza Muhakemesi Kanunu, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Daire Başkanlığı, sayfa 992-994. Yani bu husus 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu görüş sırasında gündeme gelmiş. Ayrıca evet başkanım, yine aynı konu 6723 sayılı Danıştay Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Adalet Komisyonu'nun 17/6/2016 tarihli toplantısında da gündeme getirilmiş ve 2797 sayılı kanunun, yani Yargıtay Kanunu'nun 3. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi için önerge verilmiştir. Yargıtay'ın temiz merci olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuk aykırılıklarının denetimini yapmakla sınırlıdır. Evet. Verilen önerge, yapılan görüşmeler sonunda kabul edilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun 17/6/2016 tarihli komisyon tutanaklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gov.tr'de ulaşmak imkanı var. Yani bu da şunu gösteriyor. İki kez bu husus Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun görüşülme sırasında mı gündeme getirilmiş? Evet başkanım. Ve meclis tarafından kabul edilmemiş. Yani evet, subut o nedenle maddi gerçeğin saptanmasıyla ilişkin Yargıtay'ın bence denetleme yapmasında şu anda yasal hiçbir engel yok. Değerli başkanım, eğitimimizin son 10 dakikası. Ve biz daha eğitimimizin yarısına geldik, şükürler olsun. Hayır, güzel, çünkü kapsamlı kapsamlı inceliyoruz. Evet.
biz sizden bir söz alalım, hiç sizi de yormayalım. Bunu bir başka neler kaldı? Yargıtay şimdi Cumhuriyet şöyle, Başsavcılığı o zaman genel itirazı. Konu başlıklarıyla anlatayım. Başkanım, onun için biz sizden söz alalım. Yok, bir ikisini yani, anlatayım. Anlatalım mı? Şimdi peki, yetiştirebilirim. Yani, ayrıca sizden yok, özel şöyle, bir şey istiyorlar. Evet. Şöyle, evet. En azından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisiyle kanun yararına bozmayı anlatayım. Olur başkanım. Şimdi, o zaman aslında, başka bir zaman başka bir eğitim evet, yapalım. Peki. Şimdi, siz çünkü çok keyifli anlatıyorsunuz. Sizden dinlemek istiyorlar. YouTube'da yorum yapıyor benim değerli meslektaşlarım. Ya, sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Evet. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi. Çünkü çok önemli bir yetki ve gerçekten ben de uzunca süre 12 yıl evet, süre Yargıtay evet, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptım. Özellikle o dönemdeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan rahmetli Nuri Ok'u rahmetle anıyorum. Rahmetle anıyoruz. Çok büyük mekanı cennet olsun. Çok büyük katkıları olmuştur. Ve ondan sonraki Cumhuriyet Başsavcılarımız da keza bu konuda çok büyük katkıda bulunmuşlardır. Özellikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdikten sonra konuların hem ceza genel kuru usulü ilişkin konuların hem de ceza kanunu ya da özel yasalarınla ilgili konuların Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda tartışılıp değerlendirilmesinde, emsal kararlar verilmesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu itirazlar çok önemliydi. Evet. Ve genelde de o dönemde direnme kararından çok Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı üzerine çok önemli konular tartışıldı. Bu nedenle ben Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının çok önemli hukuka katkıda bulunan bir olağanüstü kanun yolu olduğunu hep düşündüm. Hala da düşünüyorum. Ve keşke bu yetki biraz daha genişletilse. Aslında yeni kanunda öncekine oranla cezayı kaldıran ya da azaltan hallerde de doğrudan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına itiraz yetkisi verildi ama kanun yararına bozmayla karıştı. Şimdi burada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisinde yeni kanundaki yapılan en büyük düzenleme daha önceki 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda itiraz süresi sanığın lehine de olsa aleyhine de olsa 30 günle sınırlıydı. Evet. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 308. maddesinde aleyhe itirazda yine 30 gün sınırı var. Evet. Fakat lehe itirazda süre sınırı yok. Yani aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı lehe itiraz edebilir. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz etmesinde daha önce düzenlenen tebliğnamede onama ya da bozma istenmesinin de fazla bir önemi yok. Diyelim tebliğnamede normalde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı bir insan öldürme dosyasında onama istemiş. Fakat evet, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet ve daire edici onanmış. Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu onama kararına karşı da itiraz yetkisini kullanabilir. Yani daha önce tebliğname onama istediği için bu başsavcının itiraz etmesine engel değil. Bu düzenleme, benzeri düzenleme 308. maddenin A fıkrasıyla Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına da verildi. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı da yine Bölge Adliye Mahkemesi ceza daireleri kararlarına karşı itiraz hakkına haiz. Orada yine lehe itirazda süre şartı yok. Ancak aleyhe itirazda süre şartı var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine daire eğer itirazı yerinde görürse kararı düzeltir. İtirazını yerinde görmezse Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderir. Ceza Genel Kurulu itirazla ilgili karar verir. İtiraz üzerine verilen Ceza Genel Kurulu kararlarına karşı aslında yerel diyelim bozma kararı verdi. Dairenin kararına karşı. Yerel mahkemelerin aslında direnme hakkı yine var. Ortadan kalkmıyor. Fakat bugüne kadar ben meslek hayatımda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı üzerine
bir ceza genel kurulundan çıkan bozma kararına karşı da yerel mahkemenin ayrıca direnme kararı verdiğine pek şahit olmadım. Şimdi bu Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisinin tanınması 27/7/2017 tarih ve 7035 sayılı kanunla çok büyük bir eksikliği gidermiş oldu. Daha önceden Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin kararlarındaki hukuki hataları giderme pek olanaklı değildi. Fakat bu itiraz yoluyla en azından Bölge Adliye Mahkemeleri ceza daireleri kararlarını da Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görevlendirdiği Başkanlar Kurulu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı'nın başkanlığında 4 ceza dairesinden oluşan toplam 5 kişi inceleyip karar veriyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'da 1412 sayılı Ceza Muhakeme Usulü Kanunu döneminde ve yeni 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yürürlüğe girdiği dönemlerde daha önce nöbet usulüne göre oluşurdu. Her daireden bir başkan nöbetçi ise ve başkanının nöbetçi olmadığı daireden bir üye, yani her daireden ikişer kişi katılıyordu. Ve Ceza Genel Kurulu Başkanı'nın başkanlığında. Fakat son düzenleme biraz da tabii Ceza Genel Kurulu'na gelen dosya sayısının da fazlalığı nedeniyle şu anda her daireden bir üye görevlendirildi ve artık Ceza Genel Kurulu sabit genel kurul şeklinde çalışıyor. Fakat sanıyorum ileride zaten geçici bir süre için bu öngörülmüş. İleride tekrar önceki şekle Ceza Genel Kurulu'nun önceki şekilde oluşacağı gibi düzenleme tekrar eski hale dönüleceğini tahmin ediyorum. Süre uzatılır mı uzatılmaz mı o konu tabii kanun koyucunun takdirinde. Burada kanun yararına bozma konusu. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun orada kısaca değinmek istiyorum. Ceza Muhakemesi Kanunu 309. maddesinde düzenlendi. 309. maddeye göre hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temiz yasa yolundan geçmeden kesinleşen kararlar aleyhine Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma başvurma yetkisi var. Bu 1412 sayılı kanun döneminde bu yetki bizzat Adalet Bakanı'nın şahsına verilmişti. Yani sadece Adalet Bakanı kanun yararına bozma yetkisinde, isteminde bulunabilirdi. 5271 sayılı kanunda Adalet Bakanlığı şeklinde değişti. Benim kişisel görüşüm Adalet Bakanı ya da şimdi müsteşar kaldırıldı, müsteşarlık. Adalet Bakanı ya da görevlendireceği bakan yardımcısı şeklinde düzenleme yapılması daha doğru. Neden? Biz de genelde Ceza Muhakemesi Kanunu'nda kurumlara görev verilmez. Bir görev kişilere verilir. Şimdi Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hiçbir zaman işte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yazmaz. Cumhuriyet Savcısı der. Evet. Hakim der, mahkeme der. Mesela Yargıtay Kanunu şey dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı der. Yani doğrudan doğruya o görevi kim ifa edecekse o kişiye göre düzenleme yapılır. Şimdi Adalet Bakanlığı olması sanki bir bakanlığa, teşkilata böyle bir yetki verilmiş gibi anlaşılıyor. Yani bence Adalet Bakanı ya da bakanın görevlendireceği bakan yardımcısı. Eskiden işte şey olsa müsteşar belki denecekti. Şu anda Adalet Bakanlığı genel olarak yetkili gibi. Burada bir ara tartışma konusu olmuştu. Özellikle kabahatler kanununa göre verilen kararlarda, kabahatler kanununa aykırılıktan sulh ceza mahkemelerince verilen, hakimlerince verilen kararlara karşı kanun yararına bozma yasa yoluna gidilebilir mi, gidilemez mi? 7. Ceza Dairesi önce gidilemeyeceği şeklinde, çünkü o ayrı bir düzenleme var. Ceza muhakemesindeki olağanüstü kanun yolu kabahatler kanununda uygulanır şeklinde açık bir hüküm yok. Bu nedenle kabahatler kanunundaki kabahatler kanununa aykırılık halinde verilen idari para cezalarına karşı kanun yararına başvurma yoluna gidilemez şeklinde karar verdi. Fakat Ceza Genel Kurulu
bu kararlar aleyhine de kanun yararına bozma yasa yoluna gidilebileceği şeklinde karar verdi. Bence de Ceza Genel Kurulu'nun kararı kanunla daha uygun. Çünkü burada ayrım yapmıyor. Hakim veya mahkeme tarafından verilen istinaf veya temiz incelenmesinden geçmeksizin kesinleşen kararlar dediğine göre burada herhangi bir ayrım yok. Fakat uygulamada da özellikle ceza hükmü içeren özel yasalara 19. ceza dairesi baktığı için en fazla gelinen kanun yararına bozma talebiyle kararlar kabahatler kanununa göre verilen idari para cezalı, işte trafik kuralının ihlali vesaire gibi kararlar çok yoğun geliyor. Bir de aslında bu işin amacı, kanun yararına bozmanın amacı, olağanüstü kanun yoluna başvurmanın amacı, ülke genelinde uygulama bütünlüğünü, birliğini sağlamak. Fakat başvuru sayısı şu anda neredeyse Adalet Bakanlığı sanki ikinci bir temiz merci gibi oldu. Çok başvuru var. Trafik cezalarından başka idari para cezalarına karşı başvuru sayısı çok fazla. Maddenin ikinci fıkrası bu. 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununda yoktu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına da sınırlı şekilde yetki verdi. Orada kanunun açık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ancak cezanın kaldırılmasını ve azaltılmasını gereken hallerle sınır olarak kanun yararına bozma başvurusunda bulunabilir. Kanun yararına bozma başvurusu Adalet Bakanlığı'ndan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldiğinde genelde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı buna ayrı bir tebliğname düzenlemez. İhbarname adıyla bakanlık görüşünü, talebini olduğu gibi hiç değişiklik yapmadan Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderir. Fakat Yargıtay ceza dairesinin kararına karşı itiraz hakkını kullanabilir. Evet. Şimdi burada bozma nedenleri herhalde zaman bitti gibi. Biraz öyle oldu başkanım. Evet. Şimdi bir de yargılamanın yenilenmesi konusu olağanüstü kanun yollarından birisi. Oraya da birazcık daha değinelim. Evet. Evet, yargılamanın yenilenmesi kesin hükmü, evet, hükmün sonuçlarını ortadan kaldırar olağanüstü bir yasa yoludur. Evet. Yargılamanın yenilenmesine konu olan hukuk hatalar maddi sorunla ilgili hukuk hatalardır. Yargıtay'ın içtihat değiştirmesi gerekçe göstererek yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulamaz. Diğerlerde maddeler zaten çok ayrıntılı. Burada 1412 sayılı kanundaki da olmayan bir düzenleme. Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulması halinde önceki kararı, yani yargılamanın yenilenmesine konu olan kararı veren hakimler yargılamanın yenilenmesi talebiyle ilgili karara katılamazlar. Evet. Bu 1412 sayılı ceza muhakeme usulü kanununda olmayan bir konuydu. Evet. Evet, bir de 314. maddede sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri. Orada sadece bir madde başlığında bana göre hata var. Çünkü yargılamanın yenilenmesi ancak hükümlü aleyhine olabilir. Sanık aleyhine yargılamanın yenilenmesi olmaz. Bu nedenle buradaki sanık kelimesinin biraz fazlalık olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun dışındaki şeyler inşallah ileride belki tekrar bir şey konusu olabilir, sunum konusu olabilir. Zamanı biraz da geçtik herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanım, çok gönüllük esasıyla gelip burada çok güzel konular anlattı. Evet, katılıyorum. Canlı sohbet YouTube'da ve Facebook'ta izleyenler sizden olağanüstü kanun yollarını daha kapsamlı dinlemek istediklerini bir söylüyorlar. Bir soru vardı, isterseniz onu... Evet, bir sorumuz sorusu, vardı. Evet, bir avukat arkadaşımızın sorusu vardı. Evet. Aslında birçok soru var değerli başkanım. Ama onu soralım, gönlüde kalmasın meslektaşımın. Onu hemen söyleyelim. Bu meslektaşımız bir... Şadır Hanım demiş, istinafın kurulmasıyla avukatların 5 yılın altında cezaları istinafta kesinleşmişken 7249 sayılı kanunla yeniden Yargıtay yolu açılmasıyla yargı yolu kapalı olduğu dönemde kesinleşen kararlar arasında bariz bir adaletsizlik yaratılmış olmadı mı?
Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne başvurum var. Ne düşünüyor hakim bey demiş. Bir avukat şimdi, meslektaşımız. Yani kural olarak ceza muhakemesi hukukuna ilişkin kurallar yürürlüğü yayınlandığı tarihten itibaren uygulanır. Evet. Yani geriye yürümez. Bu da bir usul kuralı. Avukatlara, evet, avukatlarla ilgili verilen hükümlerin istinaf kanun yolundan sonra temiz edilebilmesi, evet, bir usul kuralı. O nedenle ancak bu kanun yürürlüğe girdikten sonraki Bölge Adliye, evet, Mahkemesi ceza daireleri istinaftan geçen kararlara karşı temiz başvurusunda da bulunulabilir. Fakat daha önceden verilen kararlarda geriye yürümeyeceği için maalesef, evet, temiz olanağı yok. Değerli başkanım, ben, hı-hı, siz sunum yaparken tabii YouTube ve Facebook'tan da okuyorum. Bir eğitimimizin bir başında bir meslektaşım demişti ki ya anlatıcı yapıyorsanız ne yapıyorsunuz diye diğer meslektaşlarım da uyarmışlar. Ben sizi yayından önce uyarmıştım başkanım, takip ediyorum diye. Fakat bir izleyicimize bir kinayede bulunacağım, hem de başkanımın yanında. Demiş ki bir izleyen meslektaşımız, espri yaptığını düşünüyorum şahsen. Avukatlar, yani ben size sürekli başkanım diyorum. Avukatlar Yargıtay'a mı bağlı? Biz sizin bilginize o kadar hürmet ediyoruz ki bir Ramazan günü, cumartesi günü benim başkanım çıkıp gelmiş ve onursal başkan, Yargıtay 19 Hukuk Dairesi'nin onursal başkanlarından biri. Tabii ki bizler hepimiz hukukçuyuz, hepimiz eşitiz, avukatı, hakimi, savcısı, ama sizin bizim kalbimizde hem hukuksal bilgi anlamında hem de 30 küsür yıldır emeğe, mesleğe verdiğiniz emek açısından kalbimizde yeriniz ayrı. Onu da belirtelim değerli meslektaşım. Ya ben başkanın yanında şikayet etti Şadır Hanım demeyin. Şikayet değil ama bu yorumu ben sevmedim açıkçası. Ben de bir iki kelime bu sözlerini söylemek isterim. Evet. Ben meslek hayatım boyunca 40 yıla, evet, yakın hiçbir zaman avukatı hakim savcıdan farklı olarak görmedim. Olmaz zaten. Kesin böyledir. Görünmez, evet. Çünkü yargı, evet, iddia, savunma ve yargılama. Evet. Ben her zaman böyle gördüm. Evet. O nedenle yani bana başkanım da denilse ya da ben bir avukatı, tabii, da farklı olarak, tabii, görmüyorum. Tabii. Yani sonuçta hepimiz hukukçuyuz. Hepimiz hukukçuyuz. O nedenle çok kıymetliyiz, çok, evet, değerliyiz. Yani ama böyle, sizin gibi gerçekten alanda, evet, çok emek veren çok kıymetli hukukçular var. Başkanım da bu hukukçulardan biri. Öyle herkes kolay kolay onursal başkan aslında olamıyor. Şöyle, çok yani, teşekkür ederiz. Avukatlık gerçekten yani hukuka katkıda bulunmada avukatlığın önemi ve rolü inanın çok çok fazla. Tabii ki başkanım. Yani biz hani rakip şey değiliz bizler. Bugün avukat, yarın hakim. Şimdi değerli başkanım, ya da bugün hakim, yarın avukat. Benim tabii birçok stajyerim evet, şu anda hakim oldu, savcı oldu. Evet. Ben bazen onlarla konuşuyorum, diyorum ki ya, diyorlar ki öyle avukatlar geliyor ki onlarla o yargılamayı, kesinlikle, yapmak, o dilekçeyi, öyle, okumak, kesinlikle, o kadar keyif ki geliştiren, evet, kısmı o. Evet, zaten savunma kısmı, biz avukatlar olmasak noktasına gelmeyelim artık bu şeyde. Ama biz saygıda kusur etmeyiz. Başkanım da çok kıymetli. Çok teşekkür, hayır, ediyoruz. Şöyle sizden yere, söz alalım. Siz avukatlar olmadan zaten bazı konularda yargılama olmuyor. Tabii, tabii. Zorunlu müdafiilikte hakim tutuklama kararı verebiliyor ama. Yani onun için avukatlar artık, evet, yargının ayrılmaz bir parçası. En önemli zaten, parçası. Bu tartışılmaz. Yapılan, bu tartışılmaz. Yapılan, tabii, görevlerde, tabii, kamu hizmeti, hatta konuyu madem açtınız ben bir şey de çok, evet, şey yapmak isterim. Yani bazı yerlerde şimdi gereği düşünüldükten sonra hüküm fıkrasında işte avukatın ayağa kalk kalkmama şeyleri gazetelerde şeylerdi. Ya orada saygı hakime, savcıya değil. Oradaki mahkemeye saygı. Yani, ya ben de yani bunları yani, evet, biz kişiselleştirmeye değil de kurumsal olarak bakmamız lazım. Evet, evet. O nedenle
hakimler de, avukatlar da, savcılar da birbirinden ayrılamazlar. Tabii, kesinlikle hiç tartışmasız. Sonuçta yani, hepimiz adalete katkıda bulunuyoruz. Hepimiz adaletin en önemli unsurlarıyız. Aramızda as üst ilişkisi yok. Hepimiz eşitler arasıyız. Hepimizin cübbesi düğmesiz. Bu kadar net. Başkanım çok teşekkür ederim. Asıl ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten, biz çok keyif aldık. Keşke ben başta zamanın bu kadar hızlı akacağını tahmin etmedim. Öyle olacağını bilsem konuları birkaç bölüme ayırırdım. Ayrı ayrı şey yapardık. İnşallah. Ama çok izleyenler sizden. Evet. Yine yaparız. Ankara'dayız. Zamanımız yaparız, da var. Yaparız. Bu zaten pandemi döneminde. Siz artık emeklisiniz yani, de bize biraz daha zaman ayırırsınız. Bu vesileyle sokağa da çıkmış oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Hazır ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah son söz. Faydalı olmuştur. Tüm meslektaşlarıma sağlık, esenlik dolu günler diliyorum. Her şey inşallah gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Değerli izleyenler, değerli meslektaşlarım, ben biliyorum ki yayını izleyen çok değerli hakim meslektaşlarımız, öğretim üyesi meslektaşlarımız, avukatlar ve vatandaşlar da var. Ben de sizlerin nezdinde çok başarılı bir sunum yapan ve çok da saygı duyduğumuz Yargıtay 19 Ceza Dairesi Onursal Başkanı Ramazan Özkepir'e çok teşekkür ediyorum. Bir başka eğitimde görüşmek üzere saygı ve selamlar sunuyorum. İyi günler diliyorum.